varlıkların birbirleriyle uyum içinde yaşadıkları ortama çevre denir. Ev, okul, mahalle, parklar, ormanlar gibi varlıkların tümü bizim çevremizi oluştururlar çocuklar. Peki canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle denge ve ilişki içindedir. Toprak, su, hava cansızdır. Ama insanlar ve diğer canlılar bunlar olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Biz bunlar olmadan yapamayız. Canlı ve cansızlar arasında bir denge ve bir ilişki vardır. Bu varlıklardan birinin yok olması demek dengenin bozulması demektir. Denge bozulur ve yaşamımız olumsuz bir şekilde etkilenir. Örnek olarak su olmadan tarım yapılamaz, balık tutulamaz, ağaçlar kurur ve hayvanlar susuzluktan ölürler. Peki doğal ve yapay çevre nedir? Çevremizi özelliklerine göre doğal ve yapay çevre olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Peki doğal çevre kendiliğinden insan eli değmeden oluşur. Doğal çevrede dağlar, bakın ova, çayır, deniz, orman, kır, göl, akarsu gibi unsurlar bulunur çocuklar. Gördüğünüz gibi mesela iki örneğim var aşağıda. Bu Pamukkale, burası da Ürgüp Göreme. İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşmuş bir doğal çevredir çocuklar bu. Peki nedir yapay çevre? Yapay çevre insan eliyle yapılmış. Çevreye yapay çevre denir. Nedir? Etrafımızda görüyoruz bunları hep. Parklar, köprüler, barajlar, havuzlar, bahçeler, yollar bundan hep bize yapay çevreyi oluşturur çocuklar. Gördüğünüz gibi burada bir baraj var, burada bir köprü var ve bunlar hepsi yapay çevreyi oluşturuyor. Çünkü daha sonradan insan eli değmiş ve kendiliğinden oluşmamış bunlar çocuklar. Peki biz doğal çevrenin korunması için neler yapmalıyız? Biliyorsunuz bu tarz değerlerimize önem vermeliyiz. Ve bunun için de doğal çevreyi korumak için bir takım şeyler yapmalıyız. Canlıların yaşamlarını sürdürmesi için doğal çevrenin bir kere temiz olması lazım. Hepimiz tatillere gidiyoruz, çeşitli tatil yörelerine gidiyoruz. Ve orada çok güzel doğallıklar görüyoruz. Oraları mutlaka temiz bırakmalıyız çocuklar. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. Hava, toprak ve suyun kirlenmesi ise canlıların yaşamlarını olumsuz etkiler. Bundan dolayı çevremizi korumak zorundayız. Bu nedenle, bakın buraya dikkat. Yerlere çöp atmamalıyız bir kere. Doğal alanlardaki suları kesinlikle ve kesinlikle kirletmemeliyiz. Kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüşebilen maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Fabrika ve ev bacalarına mutlaka filtre taktırmalıyız. Ormanları korumalıyız. Ağaç dikmeliyiz. Ormanlık alanlarda ateş yakmamalıyız. Elektrik, su, odun, kömür, kağıt gibi kaynaklarımızı kesinlikle ve kesinlikle bilinçli kullanmalıyız. Anlaşılmıştır umarım çocuklar. Doğal ve yapay çevre nedir? Doğal çevreyi korumak için neler yapmalıyız? Sizler de bunun üzerine birkaç çalışma yaparsanız daha çok pekişecektir çocuklar. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.